dostlarım, Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Hayırlısıyla Ramazan-ı Şerif'e kavuşmuş bulunuyoruz. Hepinizin Ramazan'a mübarek olsun şimdiden. Hepinizin bildiği gibi Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında inmeye başlamıştır. Yani Ramazan, Kur'an ayıdır. Peki biz Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'le Ramazan'da ne kadar haşır neşir oluyoruz? Büyük çoğunluğumuz yanından bile geçmiyor, olanlarımız da anlamadığı bir dilde hatimler indiriyor. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'i orijinal vahiy diliyle okumak güzeldir ama burada esas anlamı kayboluyor. Biz Müslümanlar bunu yaptığımız zaman işin anlamı kaçıyor, bunun farkında değiliz. Kur'an-ı Kerim mesaj kitabıdır. Üzerinde düşünüp anlaşılsın diye gönderilmiş bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim'de onlarca surede, onlarca ayette biz bu Kur'an'ı düşünüp anlayasınız diye gönderdik diye ayetler vardır. Hepinizin defalarca Arapçasını okuduğu Kamer suresinde Allah şöyle buyurur 22. ayette: "Andolsun biz bu Kur'an'ı öğüt almak için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur?" der ve Kamer suresinde 4-5 ayette geçer, defalarca tekrarlanır bu. Kur'an-ı Kerim'de onlarca ayette biz bu Kur'an'ı apaçık bir kitap olarak gönderdik diye tekrarlanır. Ramazan-ı Şerif'te hepimiz günde 5 dakikamızı ayırsak bile Kur'an'ın tamamını Ramazan boyunca bitiririz. Peki ben Kur'an-ı Kerim'in tamamını okudum, tamamen her şeyi anlayamadım diyenlere, herkes aklının ve nasibi kadar bir şeyler alır ama mutlaka bir şeyler öğrenirsiniz. İnandığımızı iddia ettiğimiz kitap hakkında bir fikrimizin olması gerekir. Kur'an-ı Kerim'de Fatır Suresi 18. ayette Allah şöyle buyurur: "Kimse kimsenin günah yükünü yüklenecek değildir." Yani kimse de kimseyi kurtaramaz diyor bu ayet. Şimdi inandığımız kitap hakkında hiçbir fikrimiz olmasa insanlar art niyetlidir, menfaatçidir. İstediği gibi sizi yönlendirir. Bu insanlık tarihi boyunca böyle olmuştur. Allah yüzlerce peygamber, yüzlerce sahife ve büyük kitaplar göndermiştir. İnsanoğlu onların hepsini tahrif etmiştir. Şimdi bana diyeceksiniz ki Kur'an-ı Kerim tahrif edilemez. Tabii ki tahrif edilemez. Allah onun korumasının kendine ait olduğunu Kur'an ayetinde söylüyor. Ama insanlar art niyetlidir, menfaatçidir. Sizin haberiniz olmasa Kur'an-ı Kerim'den nereden bileceksiniz doğruyu yalanı söyleyeni? Belki de içlerinde en yalancı, en sahtekar benimdir. Ama Kur'an-ı Kerim'den haberiniz olmazsa bundan da haberiniz olmaz. Yani benim demek istediğim, inandığımızı iddia ettiğimiz kitaptan haberimiz olursa hiç kimse bizi yönlendiremez, hiç kimse bizi kandıramaz, menfaatlerine alet edemez. Şimdi 10 yıllardır yaptığımız gibi Ramazan'da sakız çiğnersem orucum bozulur mu? Denize girersem orucum bozulur mu? Bir tarafıma su kaçarsa orucum bozulur mu? Bu tür saçmalıklarla mı uğraşmaya devam edeceğiz? Şimdi 30 yıldır ekranlarda aynı yüzler, aynı tipler karşılıklı birbirimizle dalga geçmeye devam mı edeceğiz? Ekranlarda ilkokul düzeyinde ilkokul çocuklarına hitap eder gibi parmak göstere göstere onu böyle yap, ha, onu şöyle yap, ha diye bize hitap etmeye devam edecek. Biz de onları ağzımızı açarak izleyeceğiz. Biri çıkacak gözyaşları içinde fakir edebiyatı yapacak, üzerindeki takım milyarlarca liralık olacak. Çıkacak karşımıza gözyaşları içinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hurmayla hem iftar hem sahur yaptığını anlatacak. Kolundaki saat en az 5000 liradır. Gözyaşları içinde Hazreti Ali'yi, Hazreti Fatıma'yı, Hazreti Hasan'ı, Hazreti Hüseyin'i bizlere anlatacak. Tabii ki onları da anlatsın. Tabii ki anlattığı bu şahsiyetlere hepimizin canı feda olsun. Onları sevmeyen zaten Müslüman olamaz. 10 yıllardır bizlere bunları anlatıyor. Bir Ramazan'ı sadece Kur'an-ı Kerim'e ayırsa, baştan sona bir alim alsa karşısına, hem o anlatsa hem halkımız da anlasa olmaz mıydı? Kur'an ayetlerini bu programlarda adeta karnitür olarak araya serpiştiriyor. O da işine geldiği kadarını. Çünkü ince olanlarını anlattığı zaman ekmeğinin elden gideceğini biliyor. Yani gözyaşları içinde tam bir tiyatral gösteri yapıyor. Öbür dediğim de aynısını yapıyor. 30 yıldır aynı saçma sapan sorulara cevap vermeye devam ediyor. Tabii ki bizim halkımız da
aynı saçma soruları sormaya devam ediyor. Yani karşılıklı adeta birbiriyle dalga geçiyor insanlar. Öyle saçma sorulara cevap veriyor ki saymakla bitmez. Bir tanesi çıkmış, "Hocam ben eşimi aldattım, ne yapabilirim?" diyor. Ona cevap veriyor. Kadının biri çıkıyor, "Eşim iftarını benimle açtı," diyor. Ona cevap veriyor. Onurlu bir alim bu tür insanlara "Böyle soruları bana sorma," diye "Siktir lan oradan," der. Kovar onu oradan. Ama adam bunlara 30 yıldır cevap veriyor. Bir tanesi çıkmış, öbür televizyonda namazın nasıl kılındığını tarif etmeye çalışıyor. Bin küsür yıldır Müslüman olan bir millet namaz kılmayı bilmiyorsa bizlere yazıklar olsun. Şimdi sizlere sorum şudur. 30 yıldır bu tipler ortalıkta. 30 yıl öncesine gidelim. O zaman mı daha iyi Müslümandık, şimdi mi? Bu insanlar bizlere ne kadar faydalı oldu, ne kadar zararlı oldu? Hep birlikte Ramazan'da oturup bu soruyu kendimize soralım. Bir de şunu söyleyeceğim. Benim çocukluğumda Ramazan eğlenceleri, Ramazan programları yapılırdı. İnanın bana o programlar bu adamların yaptıklarından daha masumdu. Şundan dolayıdır ki o insanların ne yaptığı, ne rezillik yaptığı ortalıktaydı. Hiçbir şeylerini de saklamıyorlardı. O Ramazanlarda televizyona çıkıp kanto yapan, dansözlük yapan Nurhan Damcıoğlu bunlardan daha onurluydu. Şundan dolayıdır ki Nurhan Damcıoğlu'nun ne yaptığı ortadaydı. Bunlar gibi sahtekarlık yapmıyordu. Yani bu insanlar gerçekten din adamı olsaydı, gerçekten size dini öğretmek isteselerdi, 30 yıldır hepiniz alim olurdunuz. Onlarca defa Kur'an baştan sona okunurdu, üzerinde konuşulurdu, alimler bir araya gelirdi. Hepiniz alim olurdunuz gerçekten. Şimdi bizler karşılıklı birbirimizle dalga geçmeye devam edelim. Ama unutmayalım ki bunun mutlaka bir hesabı olacak. Şimdi ahirette Allah'a cevabımız hesaba çekilirken, "Allah'ım sen bizim anlayamayacağımız bir kitap gönderdin, şimdi bizi bundan mı hesaba çekiyorsun?" diye öyle mi cevap vereceğiz? Hepimiz ahirette yaptıklarımızdan ve yapmadıklarımızdan hesaba çekileceğiz. Allah'a cevabımız "şunlar bizi saptırdı, şunlar bizi yanlış yönlendirdi" diye olamayacaktır. Kur'an-ı Kerim'de ahirette hesaba çekilen, cehenneme gidecek olanlardan bahseder. Burada yönlendiren ve yönlendirilenler birbirini suçlarlar. "Allah'ın cevabı huzurumda çekişmeyin, hepinizin cezası bellidir," der. Yani biz cehenneme gideceğiz demiyorum burada. Bu ayetler öyle laf olsun diye söylenmiş, anlatılmış ayetler değildir. Buralardan bizim çıkarmamız gereken dersler olduğundan dolayı bu ayeti sizlere söyledim. Videomun başında da söylediğim gibi belki içlerinde en yalancı, en sahtekar benimdir. Ama sizlerin kitabından haberinin olması gerektiğini de bilmeniz gerekir. Hoşça kalın dostlarım. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Ramazanınız mübarek olsun.